Arkas Sanat Merkezi'nden merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birbirinden ilginç çerçeveler yapacağız. Bunun için bize renkli renkli fon kağıtları yeterli olacak. Eğer renkli fon kağıdınız yoksa da resim kağıdınızı boyayarak renklendirebilirsiniz. Şimdi başlayalım. İlk olarak renkli fon kağıdınız veya resim kağıdınızın üzerine tam orta kısmına bir kare yapacağım. Siz bu aşamayı cetvelle de yapabilirsiniz çocuklar. Ve bu karenin uç kısımlarından kenara doğru uzanan düz çizgiler var. Şeklimiz böyle olacak. Sonra ne yapacağız? Şu kısımları, hatta şuraları sizin için şöyle koyulaştırayım. Şu kısımları kesiyoruz. Şimdi bu yan kısımlar birazcık fazla gözüküyor gözüme. O yüzden oraları da şöyle birazcık kesebilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Kestiğim bu parçaları kaldırıyorum. Şimdi şöyle püskülleri olan birbirlerinin içine geçmiş bir çerçeve hazırlıyorum. İlk başta en koyu tondan başlıyor olacak. Onun yapımını size göstereceğim. Sonra daha açık renk, böyle turuncu artık sarıya dönüşmüş. Sonra en açık sarı rengim olacak. Bu şekilde böyle renkli bir çerçeve yapıyorum. Buraya göz kararı aralıklarda şeritler yapıyorum. Kalınlıklarına veya inceliklerine siz karar verebilirsiniz bu şeritleri. Tam nereye kadar kesiyorum? Çizgime kadar kesiyorum. Sonra ne yapacağım? Sonra kestiğim bu şeritleri kalemim yardımıyla şöyle kıvırmaya başlayacağım. Sarıyorum ve bıraktığımda şöyle kıvrık kıvrık uçları olmuş oluyor. Hatta şöyle toplu toplu da sarabilirsiniz. Evet, çerçevemin son katmanı da, yani ilk katmanı hazır. Böyle açık koyu renkten açık renge doğru gidiyor. Dilerseniz böyle bir çerçeve yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da ilk aşamamdaki gibi hazırlıyorum kağıdımı. Sonra ne yapıyorum? Şeritler kesmeyeceğim bu sefer. Kağıdımın ters yüzünü çeviriyorum. Ya da direkt bu çizgili kısmına başlayabilirsiniz. Oraya sevdiğim desenleri yapıyorum. Çiçekler yapabiliriz mesela. Birbiri içine geçmiş bir sürü çiçek yapabilirsiniz. Ya da sadece çizgiler yapabilirsiniz. Noktalar yapabilirsiniz. Böyle yuvarlak yuvarlak desenler oluşturabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yapacağınız bu desenleri nerede bulabilirsiniz? Doğayı inceleyebilirsiniz. Doğada birbirinden farklı desen şekli var. Eğer aklınıza hiçbir desen gelmiyorsa, şöyle bir bitkimiz varsa ya da bir taşımız varsa ya da bir deniz kabuğumuz varsa onun üzerindeki desenleri böyle inceleyebiliriz. Böyle birbirinin içine geçmiş bir sürü çiçek yapıyorum. Sadece bir kısmı da renklendirebilirsiniz. Yani diğer kalan üç kısmı renklendirmeyebilirsiniz. Bu da farklı bir tasarım olsun. Ne yapacağım? Burada da yine kalemimden yardım alıyorum. Ve uç kısmı kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra ne yapacağım? Bu parçayı bu alt kısma yapıştıracağım. Evet çocuklar, ressamlar için yaptıkları resimler kadar resimlerini sergiledikleri çerçeveler de çok önemliymiş. Sizler de böyle yaptığınız
küçük küçük resimlerinizi sergilemek için böyle kağıtlardan veya renkli fon kağıtlarından çerçeveler yapabilirsiniz. Sonrasında çalışmalarınızı sergileyeceğiniz çerçeveye de bu şekilde karar verebilirsiniz. İsterseniz güzel bir anınızı, sevdiklerinizle olan bir fotoğrafınızı da bu çerçevelerde sergileyebilirsiniz. Sonrasında da böyle ufak yapışkanlar arkalarına yapıştırıp duvarlarınızda veya istediğiniz yerlere bu birbirlerinden renkli çerçeveleri yapıştırabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler. Eğer çalışmamızı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.